çiçeklere arılar bayılır diyorum. Bakın bambu sarısı. Harika bir tozlayıcıdır bu. Hatta bal arılarından daha iyi tozladığı için, soğukta, yağmurda, çamurda her zaman tozlama özelliğini gösterdiği için özel olarak üretiliyor. Ve seracılar kullanıyorlar bunları. Bakın her yer hep bu çiçek. Bu çiçeğe gelmiş bir sürü bambus var. Ama sakın bu arıya kendinizi sokturmayın. Ben meraktan bir tane yakaladım, elimle dayanamadım. Yakından inceleyeyim diye. Elimi haşet etti ve çok iriler, çok güzeller. Bakın şunların hiç bakın sizle alakası yoktur. Kendi halinde bir karıştan dokunursunuz böyle. Ama yakalamayın. Elinize almayın, tutmayın. Tutarsanız da şeyine katlanırsınız. Sıkıştırmayın yani. Oho, bambu çok ağır. Of, şunun güzelliğine bak lan. Şunun güzelliğine bak, bak, bak. Panikleme, panikleme. İnsanın tutası geliyor. Çok yaklaştığından dolayı. Bir de bunların üçkağıtçıları var. Bambusa benziyor ama bambus değil. Bambus değil. Bambus yuvalarında kokusu dahil taklit ediyormuş. Araştırdım onu ben. Farklı diye yakalamıştım. Bambusların yuvasına giriyor. Onların ballarından, maylarından faydalanıyor. Bunlar az miktarda da olsa bazı bal üretiyorlar ama bal üretim kapasiteleri düşük olduğu için balcılıkta kullanılmıyor. Harika tozlayıcılar ama. Bakın, hiç umrunda değil. Tamamen işine odaklanmış. Çiçekten çiçeğe geziyor. Şuraya bak ya, değiyorum. Resmen değiyorum. Hiç umurumda bile değilim yani. Güzel. Bambus da çektik. Harika oldu. Oo, bir sürü ya. İşte şu çiçek demek ki balacı olarak verimli çiçek. Çiçek değil bu. Çalı gibi bir şey. Kekik mi bu ya? Ooo, aromatik bir şey bu. Evet, kekik değil de başka bir şey. Tel biber nane olabilir bu. Neyse, bakarız, araştırırız. Bambuslar zaten tel biber nanelere bayılır. Okulun bahçesinden de biliyorum. Of, 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 of. Şuna bak, şuna. Şunun büyüklüğüne bak. Aşağıda da tam bir karınca kolonisi var. Yeri acayip sarmış. Derken burnuma bir ağa çarptı bakın. Ben güneşten göremiyorum. Evet. Agalena olabilir demiştim. Evet, Agalena'nın bu çok rastlanan, bu bölgede çok rastlanan, bizim Çanakkale'de az bulunan bir türü. O da bakın bir tane sinek bayağı olmuş ama. Arı veya sinek avlamış. Tamam, güzel. Hiç dokunmuyoruz. Gidiyor bakın. Kaçar. En yakındaki. Tamam. Güzel. Değişik bir bölgeye girdim. Toprak beyazlaştı, komple beyazlaşıyor ve orman başlıyor oradan. Burada bir yıkılmış kireç herhalde burası. Bembeyazı, şuraya bak. Evet, kireç tabakası burası. Kırılıyor. İşte toprağın altında bu tabakalar var ve bu tabakalar su gelince eriyor ve mağaraların falan oluşmasına sebep oluyor. Bakın burası resmen bir acı. Aha, bu ne lan?
yumuşak yani, yürüyorum sanki çöküyormuş gibi hayvan aldı. Çok değişik bir yer. Ve bakın burada ağacın yapraklarına dikkat ederseniz diğerleri gibi koyu değil. Çok verimli toprak değil. Bir çukur açmışlar böyle. Çukurun içinde büyümüş. Ama kireç ocağının içinde büyümek gibi bir şey bu. Kireç ocağı resmen burası. Kireç. Kireçli toprak. Acayip bir şey. Ben bu kadar çoğunu görmemiştim. Çok değişik. İşte bunlar toprağın altında eğriyorlar böyle. Tamam mı? Mağaraları oluşturuyor. Çöküyor resmen. Beyaz bir toprak üzerindeyiz şu anda. Bakın hemen şurada bitiyor. Burada böyle bir yığın var. Sen kireç ocağı gibi burası. İlginç. Şunu seçebiliyor muyuz? Ota yapışmış. Bu da karınca hastanın erginim. Yakalayamadım. Bakın hemen hantal bir uçuşla yakın bir yere konacaktır. Dikine, otun gövdesine dikine konar. Evet. İşte. Güzel aktif. Karınca hastanlarını bunlar yumurtluyorlar. Çok, çok yaşlı bir kaplumbağa. Vallahi bu benden büyüktür. Kabukları falan artık. Bu yanmış mı ne olmuş hayvan ya? Ama bu büyük ha. Şöyle biraz inceleyelim bakalım işte. Dişi. Aa bak. Şuralarda ekstra tırnaklar falan. Erkeğe benziyor ama erkek bu kadar büyümez ya. Şu açıklıktan anlaşılıyor. Dişi. Bakın çok da sert değil. Bunlar zaman içerisinde demek ki sertliğini kaybediyor. Kırılacak gibi bastırsam kırılacak, terim damlıyor. Ölü zannettim bakın. Değil, çok yaşlı ama. Vallahi bu en az 100 yaşında vardır. Harika. Şu kabuğundaki şeyleri falan görünce dökülmeleri yanmış, ölmüş zannettim. Değil. İyi. Şuraya gölgeye saklanmış. Yine gel bakalım gölgeye, gir buraya. Güzel. Şu ana kadar gördüğüm en yaşlı kaplumbağa diyebilirim. Yani çok kaplumbağa gördüm. İnceledim de ama bu kadar yaşlısını görmedim. Çünkü tarım arazilerinde yaşayamıyor hayvanlar bir şekilde. Tarım araçlarından zarar görüyor. Bu ormanda çok iyi kollamış kendini. Büyüklük olarak çok fazla değil. Normal. Ama yaşlık izleri. Kabukları falan. O tutsan koparsan kopacak yani. Evet. Hadi hayata devam burada. Güzel yerdesin. Tam gider ayak. Kaldırdım kayanın altına. Bakın şöyle bir. Örümcek. Kurt değil. Bu kurt değil, fare örümceğine benziyor. O da olmayabilir. Kayanın altında. Bundan ziyade şu kalsın. Bakın şöyle bir böcek kınkır attı. Kafa sıçraması yapan böceğin kızılı. Koyu renklerinden gördüm. Bu renginden hiç görmemiştim. Kafa sıçraması yaparak kendini düzelten bir böcek türü.
ters düştüğü zaman. Bunun hatta makrodan yine düştü. Makrodan incelemiştim ben. Kafasını vurmuyor. Kafasını şiddetli bir şekilde açarak gövdeden bir titreşim oluşturup zıplıyordu. Çok hareketli, çok güzel bir tür. Daha önce çekmiştim, bakın bu ahşap dericiler dediğimiz değişik türler var. İşte bunların teke böceği gibi. İşte bakın, şurada akıntıyı görüyor musunuz? Kesilmiş bir ağaç bu. Buraya yumurtalarını bırakmış. Bu larvalar bunların içinde bunu yiyor. Bu kuru bir ağaç olduğu için bir sorun yok. Fakat aynı şeyi bakın her yerde kurtların deliklerini görebiliyorsunuz. Tahtasını yiyor. Yani tahtayı yiyor. Değişik türler değişik yerleri yiyor. Mesela sadece kabuk kısmında yaşayan türler var. Bir de böyle tahtasını yani tam içine ruhuna işliyor. Bakın burasını şu anda mesela bakın şu daha yeni çalışmış. Bunu çıkaramayız ama öldürebiliriz. Bakın şurada kabukta olsa çıkarmak mümkün. Şunun içerisinde bu kurt bunu yiyor. Bakın ne kadar derine giriyor. Evet. İşte canlı ağaçlara girdiği takdirde bunları kurtarmak için ağaçları resmen kesiyorlar ve talaş haline getiriyorlar. Bakın bir kanat kabuğu. Bu böceğin kanat kabuğu muhtemelen geyik böceği. Ölmüş. İşte bu ahşap dericiler dediğimiz böcekler bunlar. Bakın şu aslında yakında kabuğa. Oradan baltala maltala böyle açıp gösterilebilir ama şuralarda da var döküntü tek tük. İşte bunu komple yok edecekler. Aşağıda da cirlop gibi bir tane agalena yuvası var. Neyse. Az önce ineklerini otladan bir köylümüz geldi. Bir köylü bir bayan. Su içtiler dereden. Aşağıda dere var. Dereden su içtiler ineklerine. Küçük bir kız çocuğu var orada. Küçük kız çocuğu yüzleri ben gözüksün istemiyorum. O yüzden uzaktan çekiyorum. Yani bakın hayatın içerisinde bayanlar var. Hayatın içerisinde köy yaşantısında bayanlar var. Bir tanesi traktör kullanıyor. Şu anda traktör kullananla konuşuyorlar. Traktörle geldi. Gübre falan döktü. Şu anda traktörü kullanan bir bayan. Bir oğlu var. Ağaç giriyor önüne. Olsun. Çok fazla zaten detay vermek istemiyorum. Yani işte bizim toplumda bakın dağın başındayız şu anda. Ormanın içindeyim. Bayanlar çalışıyor. Bayanlar çalışıyor. Kız çocuğu. Kız çocuğunun ayağında ayakkabı yok. Küçük bir kız çocuğu. Yani oturup onları dinle. İşte hayat mücadelesi. Bakın burada bir sürü inek. Öbür bayan küçük bir oğlunla beraber geldi. Gübre döktü tarlasına. Hayvan gübresi. Şimdi konuşuyorlar. Buradan da aşağıda yaklaşık 1-2 kilometre aşağıda köyleri var. Köylerine gidecekler. Bu inekleri sağacaklar. Bakın şimdi ben de daha önceden 1-2 inek bizim de olmuştu. Oradan biliyorum. Az önce bana saati sordu. Saati sorduğunda saat 7.30'du. 7.32'di hatta. Şu anda 7.42. 10 dakika önce sormuş. Akşam 7. Yani 19. Şimdi bunun eve gidişi 8 diyelim hadi. Çabuk gittiklerini düşünelim ki gidemezler. Bu hayvanların sağımı şuyu buyu derken 10-11'i bulur. Yani biz marketten 1 litre sütü işte kaça alıyoruz? İşlenmiş sütü 3.90'dan 4'ten alıyoruz. Bakın nasıl kolay mı?
üretiliyor. Onu görmek açısından böyle sosyal bir mesaj olsun ki bu 3.94'ün hepsi de ona gitmiyor. Bunlardan kim bilir kaça alıyorlar. Ne kadar ucuza alıyorlar kim bilir. Bu işleniyor, bir sürü aşamadan geçiyor ve bize 3.90'a satılıyor. Bakın burada insanlar işte bu şekilde, bakın çoluk çocuk. Kız çocuğun anızların üstünde geziyor ve ayağında ayakkabısı. Kırmızı kazaklı kız çocuğu. Yaklaşık 10-11 yaşlarında. Anneciğinle beraber hayvanların peşinde. Biri bir taraftan hayvanlar yayıldığı zaman hemen önüne geçiyor. Bu tarafa, derenin bu tarafına geçmesin istediler. Kızcağız dereden koşturarak geçti bizim tarafa. O zaman gördüm. Ayağında ayakkabıcı yok. Bakın hayat ne kadar zor. Aynen. Bu çocukcağız, kız çocuğu okulun kapandığına sevinememiştir. Sevinememiştir çünkü en azından okul zamanında okulda, ben de öyleydim. Ben de okullar açıldığı zaman sevindiğimi hatırlıyorum. Çünkü yoğun bir iş temposundan en azından günün belli saatlerini kurtarabiliyorduk. Köy yaşantısı gerçekten, tamam doğanın içindesin güzel bir şey ama gerçekten de ağır sorumluluklar içeren, küçük yaşta ağır sorumluluklar insana yükler. Kadınla erkeğine, çocuğuna, hepsine. İnekleri güderken değişik bir dil geliştirmişler. Ben de çocukken diyordum, bizim de inek vardı bir iki tane. O zaman ineklere mesela bir şey dediğim zaman o anlıyordu mesela gibi geliyordu bana. Herkes farklı farklı bir inek dili geliştirmiş. Burada da değişik sesler duydum az evvel. Değişik bir dünya tabii ki, onların da kendine az şeyleri var, yaşamları var. Bugün kaplan böceği aradım ama bulamadım. Bol bol yusufçuk gördük. Kertenkele kolonisi gördüm resmen. Cüce kertenkele kolonisi. Çekmedim ondan. Çok sıcaktı şu anda. Tişörtüm sırılsıklam. Oturdum, dinleniyorum. Zaten havada serinledi, iyi oldu. Bir yağmur yağacak gibi bir gürüldedi falan. Kaldı. Uçurtma var ağacın içinde. Hala gürlüyor. Evet, böyle doğa ve köy yaşantısından kesitlerle artık videomuzu kapatıyoruz. Bunu çekmemin sebebi küçük kız çocuğunun hayat mücadelesi. Thank you.
şu hayatının içinde. İş hayatının içinde, her yerinde. Bayanlar. Bu bizim toplumun iş gücünün ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.